Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde Işık Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman bizlerle birlikte olacak. Piyasalardaki gelişmeleri birlikte değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Fransa'da imalat PMI endeksi rakamı geldi. Beklenti 53, rakam 49. Dolayısıyla aslında o hızlı geri dönüş hikayesini bir miktar akamete uğratan rakamlar geliyor. Bunun detayları üzerine diğer Avrupa PMI verileri de netleştikten sonra bir miktar daha konuşma şansına sahip olacağız. Ama biz sohbetimize başlamadan, değerlendirmeleri almaya başlamadan evvel piyasaya yönelik bakış açısını almak üzere Gedik Yatırım'a gideceğiz. Onurcan Bal bizleri bekliyor orada. Onurcan, bugün itibariyle baktığımızda risk iştahının nispeten daha yüksek olduğunu, hem Borsa İstanbul'da başlangıç seviyesi olarak 1130 puanların üzerine doğru gittiğimizi, hem de kurda %1'e yakın bir değer kazanımı, %1'in üzerine bir değer kazanımı olduğunu görüyoruz. 7.23.55'lere kadar geldi dolar TL. Dolayısıyla hem kurdaki geri çekilmenin hem aynı zamanda Borsa İstanbul'daki bu pozitif performansın devamını hafta kapanırken bekliyor musunuz? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Sabah saatlerinin Fransa'daki PMI verisi sonrasında yurt dışı piyasalarda bir miktar zayıflama gördük ama sabah saatlerinde daha pozitif bir hava vardı. Yurt dışı piyasalarda dün Amerika borsalarında yukarı yönlü hareketler gördük. Nasdaq endeksi rekordan kapandı. Bu etkiyle biraz daha Borsa İstanbul pozitif başladı güne ama bu fiyat hareketinin asıl nedeni bugün öğleden sonra saat 3 civarında başlaması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ve bu müjdeye yönelik beklentiler. Çarşamba günkü açıklamada dile getirilmişti Cuma günü müjde vereceği. Ve şu an için tabii ki bu haber takip edilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında kazanacak ama şu ana kadar kaynağa dayandırılan haberlerde de enerji kaynağı bulunduğunu öyle. Karadeniz'de büyük miktarda Türkiye'nin ihtiyacını uzun bir süre boyunca karşılayacak doğalgaz rezervinin bulunduğuna yönelik haber akışları, kaynağa dayandırılan haber akışlarını görüyoruz. Tabii ki bu açıklamaları gördükten sonra netlik kazanacak bir durum. Ama bu müjde yönelik beklentiler TL varlıkları destekleyen bir gelişme oluyor. Özellikle dün ve çarşamba günü açıklama sonrasında yine dün baktığımız zaman yurt dışındaki negatif alt borsadaki satıcılığı seyredenmen Borsa İstanbul'daki tutulma ve bugünkü fiyat hareketine baktığımız zaman bu tarafın yönelik beklentilerin TL varlıkları genel olarak desteklediğini söylemek mümkün. Borsa İstanbul'da zaten bir süredir BIST endeksinde direnç olarak takip etmiş olduğumuz 1122 seviyesi üzerinde kapanışlar görüyorduk. Bugün de pozitif seyir devam ediyor. Eğer bugün öğleden sonraki açıklamalar TL varlıklarda kalımları hızlandıracak olursa kur tarafında şu an gözlenen düşüşün daha da derinleştiği ve endeksteki alımların daha da güç kazandığını görebiliriz. Yani özellikle bu endeksin bugünkü performansı biraz daha açıklamalara bağlı olacak elbette. Yani yurt dışı piyasalardan tamamen ayrışan ve burada açıklamalar eğer tatmin edici bulunacak olursa da yurt dışı piyasalardaki seyirden bağımsız güçlü yükselişler gösteren bir performans görebiliriz yurt içinde. Haftanın kapanışının tabii ki pozitif olması ilerleyen günlerde 1180 seviyesine kadar 1160-1180 aralığını gündeme getirebilir. Bu da son zamanlarda da Temmuz ayının son haftası ve Ağustos ayının ilk günlerinde endekste yaşanan kur kaynaklı geri çekiminin, düşüşlerin büyük ölçüde geri alınması demek olacaktır. Bu haberin tabii ki şu an için genel olarak beklentiler var, belli şeyler konuşuluyor ama enerji olması durumunda bunun elbette Türkiye'deki genel olarak şirketler üzerinde veya Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri açısından da etkileri olacaktır. Yani burada Türkiye'nin enerji maliyetlerini düşürecek veya yurt dışından almış olduğu burada enerjiye doğalgazı azaltması durumunda bunun cari işlemler dengesine Türkiye'nin dış borç açısı rakamları açısından rahatlamasına anlamlı katkıları olabilecek. Yine Türkiye'de doğalgaz maliyetlerinin düşmesi başta enerji şirketleri olmak üzere devamında elektrik fiyatlarının düşmesi anlamına gelecektir doğalgaz ve elektrik bunun sanayi tarafına olumlu katkıları olacaktır. Yani buradaki açıklamaları izlemek gerekiyor. Tabii ki öncesindeki haberlere dayanarak tam olarak bir analiz yapmak mümkün değil veya çok sağlıklı değil. Ama bugünkü müjde haberi eğer piyasaları tatmin edecek bir haber olursa bu yükselişlerin, TL varlığı güç kazanımının devam ettiğini görebiliriz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da saat 3 civarında İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda bir açıklama yapması bekleniyor. Yurt içi piyasalarda gözlerin bu açıklamada olacağını söylemek mümkün elbette. Onurcan Bal, teşekkür ediyoruz sana. Biraz önce senin bahsettiğin gazla ilgili tartışma ve beklenen müjdeye dair görüşleri almak üzere bir telefon bağlantımız daha olacak şimdi. Hürmüz Trades Partnership Direktörü Serkan Şahin bizlerle birlikte. Serkan Bey, aslında uzun süredir üzerinde tartışılan bir konuydu. Türkiye bir yandan Doğu Akdeniz'de bir gaz ve petrol arama çalışması içerisinde, bir taraftan da Karadeniz'de benzer çalışmaya doğru başlangıç yapılmıştı. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı
yapacağı açıklama biraz daha bu tarafa doğru odaklanmış gibi görünüyor. Hemen hemen herkesin beklentisi Karadeniz'deki bulunan gaz rezervi üzerine odaklandı. Şimdi öncelikle bu bölgedeki kapasitenin ne olacağı, aynı zamanda bunun çıkarma sürecinin nasıl gerçekleşeceği gibi sorular da var. Ne dersiniz? Nasıl bir açıklama beklenebilir? Merhabalar. Evet, herkesin beklentisi Karadeniz'de bir gaz müjdesinin verileceği yönde. Şu an Fatih Gemimizin yaptığı Tuna 1 sondajı aslında Romanya tarafından doğru gelen Tuna birikim havzasının devamı ve bir şekilde de potansiyeli bilinen ve hani iyimserliğin yüksek olduğu bir bölge. 2012 yılında bu havzanın Romanya tarafında Exxon ve OMV'nin yaptığı bir keşif vardı. Son açıklanan rakamlarla işte yaklaşık 120 milyar metreküp bir keşif. Buna dayanarak zaten TEPA'nın daha önce yaptığı çalışmalar vardı. Bu bölge yakın inceleme altındaydı. Şu aşamada bence hani çok rezerv miktar açıklamak için çok erken. Çünkü muhtemelen daha henüz testler devam ediyor. Ama yani iyimser olunacak bir bölge, potansiyel yüksek bir bölge. TEPA'nın da zaten daha önceden beri takip ettiği ve yani çok çok daha önceden planlanmış, tesadüf olmayan bir sondaj. O yüzden de müjde haber ihtimali yüksek. Peki burada tabii rezervi miktarının ne olacağı Türkiye'nin bundan sonraki stratejisinin şekillenmesi adına da son derece büyük önem taşıyor. Zira Türkiye açısından bakıldığında Rusya ile al ya da öde anlaşmalarının tadilinin geldiği bir süreç. Aynı zamanda Şahdeniz'den İran'a kadar önümüzdeki dönemde yapılacak bütün anlaşma tadillerinde Türkiye'nin paçal maliyeti üzerinde etki yaratma potansiyeli var. Doğru mudur? Evet, tabii ki. Şimdi burada iki türlü olay var. Birincisi tabii ki bu gazın fiziki olarak tamamen geliştirilip yeryüzüne çıkarılması, ticaretleştirilmesi bir süreç alacak. Biraz beklenenden daha iyimserim ben. Bu sahanın eğer rezerv miktarları, testler bittikten sonra ticari olduğu kanaat getirilirse 18 ay kadar kısa bir sürede de bir şekilde ticaretleştirilebilecek potansiyeli var. Ama gazın keşfi açıklandıktan sonra dediğiniz gibi yapılacak sözleşme yenilemelerine etkisi çok daha hızlı olacaktır. Yani gazın varlığının biliniyor olması, Türkiye'nin elinde bir alternatif olması ve elinin güçlü olduğunun biliniyor olması Türkiye'ye gaz satan ülkeler tarafından kesinlikle değerlendirmek zorunda kalacak. Bu iki taraflı bir kazanım olacak. Yani bu sözleşmelerde belki daha önce etkisini göreceğimiz bir şey. Ama dediğim gibi yani biraz rezerv miktarlarını beklemekte biraz daha fayda var. Peki Serkan Bey, 18 aylık bir süreden bahsettiniz. Örneğin bugün Reuters haber ajansının geçtiği haberlerde 6-7 yılı bulabilecek bir çıkarmadan bahsediliyor. Ne olursa bu süre uzar, ne olursa sizin söylediğiniz gibi 18 aylık bir süre içerisinde ticarileştirilebilir. Bu kesinlikle sahanın geliştirme stratejisiyle alakalı. Şimdi burada farklı opsiyonlar görülebilir. Dediğim gibi Exxon'un, OMV'nin Romanya tarafından yaptığı bir keşif vardı. Sonuçta aynı sahanın, aynı formasyonun devamından bahsediyoruz havzanın. Burada beraber geliştirme gibi bir opsiyon kurulursa, böyle bir yola gidilirse bu biraz daha uzayabilir. Ama Türkiye bunu kendi geliştirmeye karar verir de TEPA bunu, çünkü şu an Türkiye'nin Düzce açıklarında, Akçakoca açıklarında bir üreten bir sahası var ve orada hazır bazı prosesler var. Oraya hızlı bir şekilde bir boru hattıyla bağlayıp sisteme vermek gibi bir şey verilirse bu hızlı bir yöntem. Yani farklı opsiyonlar tamamen saha geliştirme stratejisi ne olacağına bağlı. Ama hani farklı opsiyonların durumuna göre o Reuters haberi biraz daha böyle genel petrol doğalgaz endüstrisindeki çok hani ortalamalara genele geçene göre yapılmış bir haber muhtemelen. Çünkü hani offshore geliştirmelerin zaman aldığını biliyoruz ama bu çok bölgeden bölgeye, şarttan şarka çok değişen bir şey. Serkan Bey, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Şimdi Işık Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman bizlerle birlikte. Hakan Kocaman, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi tabii bütün bu haber akışı oldukça yoğun ve piyasa üzerinde de etkili oluyor. Borsa İstanbul'u yukarıya taşıyor. Petrokimya hisselerinde inanılmaz bir yükseliş oldu iki gün içerisinde. Evet. Diğer taraftan kuru da bir miktar aşağı doğru ittiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki tablonun nereye kadar, ne şekilde, nasıl etkili olması beklenebilir? Bugün saat 15'te bu üzerine konuştuğumuz tema çerçevesinde gelebilecek bir açıklama piyasada ekstra etki yaratır mı? Fiyatlamalara dahil olmuş mudur?
Açıkçası piyasaların en büyük sorunu bir beklentisizlikti bundan önce. Pandemi döneminde canlanan pandemi Mart-Nisan ayında hükümetlerin parasal genişlemeyle beraber canlandırmaya çalıştıkları ekonomi şimdi vaka sayılarının tekrar artmasıyla biraz tüm dünya ülkelerinde soru işareti haline gelmeye başlamıştı. Bizde de tabii biliyorsunuz ciddi bir kredi genişlemesi oldu. Bununla beraber artan enflasyon oranlarıyla beraber de ciddi bir sıkılaşma adımlarını gördük merkezden. Hala da görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu kısa vadede en azından borsa açısından burada yükseliş, borsada bir düşüş getirdi. Tabii bu anlamda ülkenin risk primleri de 600'lerin üzerine kadar gittiğini gördük. Bu anlamda bugün açıklanacak veri oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü bu beklenti yaratması ve tekrar yeni bir hikaye yokluğundan Türkiye açısından yeni pazarlanabilir ve önümüzdeki dönem Türkiye varlıklarına artı katma değer katabilecek bir unsur olması açısından önemli. Dolayısıyla bu yeni hikaye piyasayı bu anlamda desteklemeye devam edecektir. Çünkü kabaca baktığımız zaman konuşulan rezerv miktarı gerçi saat 3'e kadar 3'te tam net halini öğreneceğiz ama baktığımız zaman Türkiye'nin ileriki dönem fiyatlamalarında bir aset sayıldığı için ve konuşulan miktarlar en azından oysa ve daha üstünde ise önümüzdeki dönem Türkiye'nin risk primi artı aset ve varlık olarak değerlemesinin artması hem kurlar açısından, cari açığın finansmanı açısından hem de bu anlamda ülkenin risk primini düşüp faizlerine de etki etmesi açısından önemli olacağını düşünüyoruz. Tabii ki burada rezerv ne olursa ne olmazsa bunlarla ilgili uzman açıklamalarını gördükten sonra bunu çok daha net konuşabiliyor olacağız. Peki Hakan, şimdi iki temel şey soracağım. Bir tanesi Tüpraş, bir tanesi evet. Petkim. Çünkü haber çıktıktan sonra buralarda çok sert yukarı yönlü hareketler oldu. Öncelikle buralardaki fiyatlamaları bir nasıl görüyorsun? Uzun süredir de geride kalmış bir sektördü petrokimya. Dipten bir tepki aynen. vardı ama devamında bir miktar zorlanılıyordu. Şu aşamada nereye kadar geldiklerini ve nereye kadar gidebileceklerini öngörüyorsunuz kurum olarak? Açıkçası şöyle, özellikle Tüpraş tarafında fiyatlamalara bakarsak 150-160 TL seviyelerinden 80 lira kadar bir düşüş gördük ki endeksin yükselişine ters beta dediğimiz ters şekilde hareket etti. Petkim de keza aynı şekilde. Petkim'in daha önceki yıllarda bilançolarında ciddi yatırımlar vardı. Dolayısıyla bu yatırımların sonucu olarak da yatırımcı net profit anlamında, kar anlamında çok fazla bir bulgu elde edememişti. Yavaş yavaş bitiyordu. Dolayısıyla böyle bir haber bu anlamda fiyatı endekse göre görece ucuz kalmış. Kaldı ki TL varlık konuştuğumuz için hem endekse uyum sağlayamamış hem de kurdan dolayı, dövizin geldiği yerden dolayı dolar bazında değerleme açısından cazip hale gelmiş olması ve haberde belki bu sektöre tam cuk oturması sebebiyle açıkçası mevcut seviyelerden buralardan %15-20'lik bir bantta daha da yukarı potansiyel olabileceğini ben öngörüyorum. Keza buradan özellikle %15-20 fiyatlar bunun 2 yıl önceki, bu hisselerin 2 yıl önceki fiyatlarına ancak tekabül ediyor olacak. Dolayısıyla burada tabii şunun altını çizmek lazım. Mevcuttaki saat 3'teki açıklanan veriler çok çok önemli olmak kaydıyla. Şu anda alınan şey bu şirketlerin son 3-4 yıldır piyasa performansına göre, özellikle son yaşanan rallideki piyasa performansına göre çok çok geride kalmış olması, haberin sektörü birebir ilgilendirmesi sebebiyle yatırımcının aradaki prim farkını geri almaya çalışmasıyla açıklıyoruz şu anda. Ama dediğim gibi gelen veriler net olduğu zaman daha doğru analiz yapmak mümkün. Ama ucuz haber, konuşulan haber bu sektörlerle birebir ilgili. Dolayısıyla bu talep çok çok normal karşılamak lazım. Şimdi buradan sonraki aşamada yine elbette bir taraftan bu haberin etkisi söz konusu anlık olarak piyasada görülüyor. Ancak bu fiyatlamaların kalıcılığını da bir sormak isterim. Buradan gelebilecek olan iyimserlik daha uzun vadede daha temele yayılmış bir oluşum getirebilir mi beraberinde? Yoksa haber etkisidir bir noktadan sonra normalleşmesi mi beklenir? Şöyle, burada biraz tabii Türkiye ekonomisinin rakamlarına kabaca bir bakmak lazım. Bu yıl Ocak'ta Haziran ayı içerisinde cari açımız yaklaşık 20 milyar dolar civarında ki senelik 40 milyar dolara yakın geliyor. Enerji faturası 40 ile 42 milyar dolar arasında bir net
ödeyici arasındayız. Dolayısıyla gelişecek rezervin katkısı bakıldığı zaman her ne kadar 5 yıl, 10 yıl vesaire gibi daha uzun vadede bunlar çıkartabilecek olmuş olsa bile Türkiye'nin bilanço kalemine artı bir aset varlık olarak yazması sebebiyle önemli olacaktır. Dolayısıyla bu Türkiye'nin CDS primlerinden, varlıklarından, daha sonraki yapacağı enerji anlaşmalarından, biliyorsunuz 2021 yılında Rusya'daki enerji anlaşması doluyor. Doğalgazı ya da petrol olan bir ülke olarak tekrar anlaşmak var ya da net burada tüketici olarak anlaşmak var. Dolayısıyla bu maliyet değerleme açısından son derece farklı olacaktır. Bu anlamda Türkiye'nin enerji dışında cari rakamlarına baktığımız zaman kafa kafaya dengeli gibi. Dolayısıyla cari açık ağırlıklı olarak bizde finansmanda hep enerji ve doğalgazda dışa bağımlılıkla geliyor. O yüzden döviz açığı vesairesi ülkenin risk primiyle birebir ilgili. Döviz ihtiyacını azaltacak her hamle bugünden yarın olmasa bile orta uzun vadede önemli olacaktır. Piyasa dediğimiz şey zaten beklentiyi satın almaktır. Ben de dünden beri yorumları ilgili izliyorum. Ama bu yorumları izlerken de daha çok desteklediğim görüş piyasalarda beklentini alıp gerçeği satılacaktır. Evet, orta uzun vadedir ama önemli bir asettir. Zaten beklentiyle bir piyasa oluşur. Piyasa oluştuktan sonra zaten geri kalan dönemde buraya bir ilgi artar. O yüzden bu gelişmeyi son derece önemsemek lazım. Piyasanın geldiği yerlerde oluşacak rezerv rakamında uluslararası teyitleriyle beraber tabii tatminkar bir rakam çıkarsa, en azından dün saygın sayılan uluslararası kuruluşların açıklamış olduğu rakamlar ve ülkemiz adına umut ederim ki daha üstü bir şey olursa, bu canlılığın ben biraz daha orta vadeye yayılacağını, piyasanın bunu biraz daha kutlayacağını düşünüyorum. Zira şu anda hareket eden, endeksi yukarı gelen şirketler Petrim gibi, Tüpraş gibi endeksin gerisinde kalmış şirketler. Arkadan bir de bir bankacılık sektörümüz var. Türkiye'nin risk priminin azalması, faizlerle ilgili döngünün kırılabiliyor olması, olma ihtimalinin olması uzun vadede, cari açık sorunuyla ilgili problemin en azından artarak devam etmeyeceğinin görülmesi, bu anlamda bankacılık sektöründe olumlu etkileyecektir diye düşünüyoruz. Düşünüyorum ki orası da 0.30'a 0.50 defter değerler arasında. Dolayısıyla zaten piyasanın ihtiyacı olan bir hikayeydi. Bu hikaye bugün inşallah yazılırsa endeks çok daha sağlam olur ki yurt dışına baktığımız zaman Nasdaq rekor kırdı. Dow Jones'un rekora yaklaştı. Dünya piyasalarının şu anda pandeminin ikinci dalgasını çok önemsemediği bir piyasa yaşıyoruz ki biz bu arada %20'lik bir borsa düşüşü yaşadık onlar bu rally'yi yaparken. Kurlarda sene başından beri %21 devalüya yaşadık diyelim. Türk lirası sene başından buraya değer kaybetti. Dolayısıyla iklim ve şartlar uygunken zaten biz aşırı satılmıştık. Önemli olan burada haberin 5 yılı 10 yılı değil bir beklentinin yaratılması ve bu beklentiyle beraber de bizim piyasaların tekrar hikayesi olan alıcılı hale dönmesidir. İnşallah saat 3'ten sonra bunun olmasını umuyorum açıklanan rakamlara göre. Bence önemli. Peki şimdi bir yandan para politikası ve oradaki tablo var. Dolayısıyla aslında bir miktar belki burayı da sormak, sorgulamak lazım. Dün Merkez Bankası'nın attığı adımlara baktığımız zaman öncelikle faizi sabit tutmak, arkasından da yine zorunlu karşılıklar yoluyla likidite çerçevesinde aldığı önlemlerin devamını getirmek. Buradan sonraki süreçte bir yandan da piyasa faizi yükseliyor. Swap faizleri 9.75'te geliyor. Böyle bakıldığı zaman Merkez Bankası bir sıkılaştırma yapıyor. Ama açık ve net değil, biraz daha likidite yönetimi üzerinden ve örtülü şekilde işi bu noktaya doğru taşıyor. Bunun piyasa etkisinin nasıl olmasını, nasıl şekillenmesini beklersin? Açıkçası parasal genişlemeden parasal sıkılaştırmaya doğru gidileceğini dün Merkez Bankası'nın tutanaklarında gördük. Yavaş yavaş bu başlıyor. Hatta bankacılık sektöründeki zorunlu karşılıkların artırılması da buna bir işaret. İşaret değil, o işin biraz kanıtı gibi. Yaklaşık 80 milyar TL'ye kadar hem döviz hem TL açısından baktığımız zaman bir likide çekilmesi. Yani neredeyse bu pandemi döneminde verilen likidenin yavaş yavaş geri çekileceği bir dönem yaşıyoruz. Bu tabii kabaca fonlama faizlerinin yukarı gideceğini gösteriyor. Zaten para piyasasında şu anda Merkez Bankası 9.40'lara kadar geldi. Belki onlara 10.5'lara kadar gidecek. Dolayısıyla kısa vadede bir faiz artışı
piyasa çerçevesinde gözüküyor. Fakat merkezde bizim anladığımız kadarıyla merkezin dünkü tutanaklarında pandemi sürecinde neyin ne olacağını biraz gözleyerek adım atmak. Dolayısıyla politika faizini hemen hareket ettirmeden öncelikle koridor ya da biraz belki geçtikte penceresinin de biraz ne derler ucu gözüktü diyelim. Bunlarla işi yönetmek, faizi kısmen koridorla biraz yukarıda tutmak ama politika faizini hala aşağıda tutmak gibi bir stratejisi var. Çünkü tutanakların hepsinde önümüzdeki dönem pandeminin gidişatına göre tekrar bir talep kesilmesiyle ilgili sorun oluşabileceğine yönelik de önden adım atmamış durumda. Şu andaki gerçeklik ciddi bir talebin olduğu ve enflasyon sorunu dünyada yokken bizde olduğu ve bol likiditeyle beraber de bu enflasyon sorununu çözmeyi bir kenara bırakırsak daha da arttırdığımız yönünde bir görüntü var. Ama bu likidite çekilişleri biraz talebi sınırlayacaktır. Ama dediğimiz gibi merkez işi biraz daha gelişmelere bırakmış gibi gözüküyor. Şu anda daha kısa vadeli tedbirlerle bu işi yönetecek gibi gözüküyor. Tabii bu politika doğrudur yanlıştır diyebilecek elimizde bir veri yok. Enteresan günlerden geçiyoruz hem Türkiye hem dünya olarak. Dolayısıyla bunu biraz daha yani hemen yargılamak yerine biraz daha bekleyip görmek daha doğru diye düşünüyorum. Yine bundan sonraki süreçte tabii kurun seyri de çok belirleyici olacak. Şu an itibariyle bir miktar pozitif ayrışması var Türk lirasının diğer para birimlerine karşı ama haber etkisi burada yoğun ve belirleyici rol oynuyor gibi görünüyor. 7.24'ler seviyesine doğru gelmiş durumdayız. Buradan dahasını bekliyor musunuz? Şöyle ki açıkçası kurun bandı 7.20 ile 7.40 arası bir yerlerdeydi. Şu anda açıklanan rezerv büyüklüğüne göre destek anlamında baktığımız zaman 7.20'lerin altını gösterebilecek bir haber akışı olursa burada zaten 7'li seviyelere kadar bir geri çekilme bekleriz şey olarak. Ama hani piyasanın beklentisi çok karşı. Şu anda Merkez Bankası'nın faiz kararından sonraki oluşan 7.20-7.40'lık bantta koridor faizinde kullanılmasıyla faizleri belki fonlama 10-10.5'la o civarlarda bir hareket edeceğini düşünüyoruz. Normal bantta eğer böyle bir haber olmasaydı 7.20-7.40 bandı arasında düşünüyorduk. Ama bu haberle beraber 7.20'lerin altının kırılması 7 seviyelerine kadar ilk etapta bir geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Tabii açıklanacak rezervin büyüklüğü ve yaratacağı etkili de doğrultu olmak üzere 7.20'ler bizce destek şu anda. Oranın kırılması önemli olacaktır diye düşünüyorum. O zaman döviz pozisyonu olanlar tekrar bir ne yapacaklarını düşünmeye başlayacaklardır ki genelde piyasa burada satış yönünde tepki verebilir ama şu anki izlediğimiz bant 7.20 ile 7.40 arası. Müsaadenle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Işık Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman bizlerle birlikte. Hakan, özellikle bu bölüme başlarken bir miktar son dönemdeki değişim ve dönüşümü de sorgulamak isterim. Çünkü mevduat faizlerinin netinin 6'lara 7'lere kadar gerilediği bir dönem yaşandı. Bu süreç içerisinde küçük yatırımcıların, bireysel yatırımcıların diyeyim, önemli bir bölümü ikbalini borsada, paranın geleceğini borsada aramaya başlamıştı. Hem borsa yatırım fonları, hem değişken fonlar, hem doğrudan hisse senedi yatırımı olarak. Şu an itibariyle buradaki tempoda bir düşme, bir azalma görüyor musunuz? Açıkçası verilere göre baktığımız zaman 2020 yılında yani pandemi başladığından dolayı pandeminin başlamasından bu yana 300-350 bine yakın bir yeni yatırımcının borsaya girdiğini biliyoruz. Yatırım fonlarındaki rakamlar ciddi anlamda katladı. Dolayısıyla şu anda burada artık bir yatay bir seyir olduğunu artık gözlemliyoruz. Çünkü bir endeks 80 binli seviyelerden başladığı harekete 120 binlere kadar devam etti. Burada bir %50'lik bir yükseliş oldu ki o dönem biliyorsunuz kurlar çok stabil ve yataydı. Şimdi tabii kurların artması, bir dönem biraz faizin artması yatırımcılarda bir miktar biraz da beklentisizlikle beraber bir
duruma ya da acaba biraz pozisyonlarımızı azaltalım mı gibi geçtiğimiz haftalarda kaygılar oluşmaya başlamıştı. Bununla beraber tabii şöyle bir nokta da var. Biz dolar bazında borsa endeksine baktığımız zaman, bizim şirketlerin değerlemesine baktığımız zaman geçmişe göre hala 1/4, 1/5 fiyatta olduğunu görüyoruz. Bununla ilgilenen ve buna inanan yatırımcıların da hali hazırda pozisyonu koruduğunu düşünüyoruz. Yani bir çıkış çok olmadı ama bununla beraber yeni ilgi, yeni hesap açılışlarına baktığımız zaman ise bir yavaşlama olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki faizlerin yükselmesi, sabit getirinin artıyor olması bu anlamda hem sermaye piyasası yatırımlarını, ki yıllardır Türkiye'de sermaye piyasalarının gelişmemesinin en büyük sebebi kısa vadeli faiz artışları, kısa vadeli faiz düşüşleri, arkasından gelen hızlı yükseliş ya da dövizle beraber kısa vadeli dövizin stabil olması, arkasından sürekli yükselmesi yatırımcıları, özellikle Türk yatırımcılarını her zaman hem faize hem dövize borsadayken bile bakmalarına sebebiyet veriyor. Bu son 30 yılın gerçeği. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde umut ediyoruz ki bugün açıklanacak açıklamalar ve diğer makroekonomik gelişmelerle beraber yatırımcılar en azından sermaye piyasasında yatırım ürünleri dediğimiz ürünleri tutabilsinler ve bunları artık yatırım aracı olarak, sadece konjektür olarak girip çıkabilecekleri bir alım satım aracı değil, bir yatırım aracı olarak görüp burada mevduat gibi, hazine bonosu gibi, döviz gibi özellikle pozisyon tutabilir hale gelsinler. Bu çok çok önemli. Aslında burada yatırımcının kalıyor olması demek bir anlamda ülkenin geleceğine de güvenmemek anlamına geliyor. Çünkü ağırlıklı olarak bakarsak hisse senedi olan alan yatırımcı otomatik olarak bir şekilde ülkenin geleceğine de bir anlamda güveniyordur. Çünkü şirket hissesi alıyorsunuz, ona ortak oluyorsunuz. Bu anlamda ekonomik konjonktürün iyi gideceğini düşünerek bu yatırımı yapıyorsunuz. Bu anlamda hani buradaki hızlı çıkışlar ve tabii ki dövizin seyri kafada soru işareti bırakmayacak bir döneme girmesi lazım. İnşallah bugün bunun bir başlangıcı olur. Ama son bir ay, 1,5 aydır hisse senedi yatırımcıların tedirgin olduğunu söylemek doğru olur. Kredili pozisyonlardaki tablo nasıl şekillendi? Bir miktar azalma söz konusu oldu mu? Bir miktar azalma söz konusu oldu. Zira endeksteki bir haftalık bir süreç içerisinde %20'lik düşüşler, ki bize bu anlamda düşüşler de sert oluyor biliyorsunuz. Coşkular ve pesimistik ve optimistik bizim borsada çok yoğun yaşanıyor. Dolayısıyla tabii ki baktığımız zaman %20'lik endeks düşüşü kağıt bazında %40'lar 50'ler civarına kadar gelebiliyor. Ki endeksin çıktığı dönemlerde çok uyardık. Bu anlamda temeli olmayan ve piyasa değeri daha küçük olan kağıtlarda yatırımcıların daha dikkatli olması, özellikle aracı kurumların, bizim gibi kurumların bu şirketlere krediyi özendirmemesi, vermemesi konusunda. Bu anlamda sektör elinden geleni yapmış olduğuna inanıyorum ama kredi tarafında büyük bir büyüme vardı. Tabii ki kredi taraflarında da bir %20'lik, %15'lik düzeyde bir geçmiş döneme göre bir azalma olduğunu takip ediyoruz. Ama hali hazırda piyasa tekrar bir doping yapacak etki olursa bunun birkaç gün içerisinde tekrar yerine konulabilecek de bir dinamik yatırımcı var bizde. Evet, bir %15, %20'lik kredi pozisyonlarda bir azalış oldu ama tekrardan şimdi bu umutla beraber gelebilir. Ama tabii kredi burada uyarmak gerekirse tüm yatırımcı, bilançolar açıklanmadan, beklentiniz olan bilançolar açıklanmadan belki bir hafta önce, belki bir 10 gün önce, belki 5 gün önce bunun için kısa vadeli ya da beklenilen bir haber vesaire varsa bunlarla ilgili olarak kullanılabilir. Ama kredi orta uzun vadede yatırımcının parası değildir. Doğal olarak işler tersine döndüğü zaman aracı kurumlarla ve bizlerle nahoş durumlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden de hani kredi kullanımlarını, dediğimiz gibi, belki iyi bilanço beklentileriniz varsa gelmeden önce bir hafta 10 gün içerisinde alıp beklenti gerçekleştikten sonra kapatmak yatırımcının lehine olacaktır diye düşünüyorum. Ki bu piyasa kredinin kontrolsüz kullanılması da piyasa %10 düşecekse %20, %25 düşmesine sebebiyet veriyor. Ve piyasada hakikaten piyasaya speküle eden birileri varsa da onlar %5, %10 piyasayı düşürebilme becerileri varsa, krediler de arkasından bir %10 düşürdüğü için bu anlamda
bu katalizör yukarı giderken iyi çalıştığı gibi aşağı gelirken de piyasanın görmemesi gereken seviyeleri görmesi açısından da negatif bir etki oluşturuyor. Olmalı mı? Tabii ki olmalı. Bu en doğal hakkıdır herkesin ama kullanım konusunda bilinçli olmalı ve tüm aracı kurumlarında bu anlamda başta bizler olmak üzere yatırımcı kredi kullanırken artıları ve eksileri konusunda doğru bilgilendirme yapmaları çok çok önemli hale gelecek diye düşünüyorum. Önemlidir diye düşünüyorum. Peki buradan sonraki aşamada yine biraz daha orta ve uzun vadeli yatırımcılar için strateji oluşturmak istendiğinde nelere bakmak lazım? Bu şu anki dalgalanma hakikaten yıpratıcı da oldu. Eğer yatırımcılar ellerinde hisseyle kaldılarsa, yani örneğin endeks 120 binken aldılar, daha sonrasında beklemek durumunda kaldılar. Geri çekilmelerde paçal yaptılar ya da yapmadılar ama şu anda hala maliyetli şekilde duruyorsa hisse. Önümüzdeki dönem açısından nasıl bir hamle yapmalılar? Bir de biriktirmek için uygun zaman olduğunu düşünüyor musun Hakan? Şöyle ki evet, taşıdığımız hisse senetlerinde dönem dönem fiyat düşüşleri olabilir. Fakat yatırımcının burada şunu yapması lazım. Bizim change dediğimiz, değişim dediğimiz şey şu ağırlıklı olarak. Diyelim ki X hisse senedini taşıyorsunuz. Eğer bu hisse senediyle ilgili temel bir bozulma yoksa ve genel itibariyle bulunmuş olduğu sektörde ya da ekonominin genel gidişatında ters etkileyebilecek bir durumda kalmamış ise bu şirket hisseyi belki beklemek, fiyat düşüşlerinde ki borsadaki her fiyat düşüşüne anlam yüklememek lazım. Demin krediler vesaire diye örnek verdik. Bazen alım fırsatları da verebilir. Mümkün mertebe bu hisseyi biriktirmekte fayda var. Bununla beraber piyasa düşmüşse ve sizin hisseniz daha çok düşmüşse ve o konjektüre göre olumsuz bir taraftaysa sektör olarak, düşme sebebine göre aslında yatırımcı her hisse senedi düştüğü zaman hisse senedini başka bir hisse senediyle değiştirebiliyor olması da önemli. Çünkü burada mantık olarak baktığımız zaman sizin hisseniz düşerken diğer beklentisi olan hisselerde eğer düşmüşse burada bir geçiş de yapılabilir. Bu bir zarar realize etme değil, biraz daha hızlı koşacak ya da konjektür ilk döndüğünde daha hızlı tepki verecek şeylere, kağıtlara geçmek anlamında önemli. Dolayısıyla yani elinizde bulunan hissenin sektörü düşüşle ilgili noktadaki ne, hangi sektörde olduğu, nasıl etkileneceği önemli. Eğer çok etkileniyorsa bu konjektüre buna geçmek lazım. Dün mesela özellikle bu haberler iki gün önceden yayılmaya başladığı zaman malum Petkim, Tüpraş, altyapı yapan şirketler Türkiye'de var. Bu şirketlerin hissesinde bir hareketlilik olacağı ya da oraya yakın limanı olan şirketler gibi taşıma vesaire açısından bunlar değerlendirilebilip hızlı bir hareketin olabileceği düşünüp belki elinde taşınan kağıtlar bunlarla kısa vadede bir change edilebilirdi, değiştirilebilirdi. Yatırımcının bu fırsatları aracı kurumlarda görüşerek yapıyor olmasında fayda var. Çünkü borsa biraz da konjektür gözleme işidir. Bu konjektürü yakalıyorsanız bu hareketleri de yapabiliyor olmanız lazım. Biriktirme şu baktığınız zaman borsayı biz 15-20 yıllık ya da uzun vadeli dönemlerde baktığımız zaman tüm yatırım araçlarına göre biriktiren yatırımcıların en az 5 katla 10 kat arasında daha fazla para yaptıklarını görüyoruz. Kısa vade için değil ama orta uzun vade için baktığınız zaman biriktirme alışkanlığı olan yatırımcının tüm yatırım araçlarına göre çok çok uzun vadede, uzun vade için evet biriktirilebilir. Kısa vade için baktığımız zaman da hali hazırda Türk borsası dünyadaki gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelere baktığımız zaman son iki ayda oldukça geri kalmış durumda. Ayrıca Türk lirasının değer kaybetmiş olması sebebiyle zaten aynı fiyatlarda kalsa bile sene başından beri %20'lik bir TL kaybı olduğunu düşünürsek dolara karşı, dolar bazında bakarsak ve yine endeks bazındaki düşüşlere bakarsak bu yıl en azından dolar bazında %20 gerideyiz ki endeks nominal olarak aynı yerde kalsa bile. O yüzden her zaman fırsat çıkıyor bugünlerde olduğu gibi. Bence beklentisi olan konjektüre uygun kağıtlarla ilgili çok da tedirgin olmaya gerek yok. Burada önemli olan vadenizi iyi koymak ve ihtiyaç dışı olan parayla, bunu altını çizerek söylüyorum, yatırım yapmak önemli. Dolayısıyla rahat para her zaman para kazanır diye düşünüyorum. Hakan Kocaman, çok teşekkür ediyoruz yorumların ve değerlendirmelerin için. Böylelikle Yatırım Kulübü'nün sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında saat başında Fokus'u izleyebilirsiniz.